Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu'nda konuştu. Kurtulmuş, ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti KKTC halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un himayelerinde İstanbul Üniversitesi ve Cihan Yuma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı sempozyumun açılışında konuşan Kurtulmuş, ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk halkını burada bulunan bayraklarının altında şu anda sahip oldukları devletlerinin çatısı altında kıyamete kadar hür bir şekilde yaşamalarını temenni ediyorum. Bütün dünyanın bir kere daha bilmesini isterim ki Kıbrıslının ayağına diken batarsa bunun acısını Türkiye'de 85 milyon olarak hisseder ve gereğini yaparız. Türkiye bundan sonra da Kıbrıs Türk Devleti'nin güçlenerek yoluna devam etmesini inşallah teminatıdır. Bu vesileyle bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın nezdinde Kuzey Kıbrıs Türk halkımıza selam ve sevgilerimi ifade ediyorum. Altaş TV ekranlarında yayınlanan gündem özel programının konuğu olan AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş geçtiğimiz hafta AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'le birlikte Ankara'da yaptıkları bakanlık ziyaretlerinin ardından orduya 50 milyon liralık ödenek sağlandığını söyledi. Başkan Altaş fındık fiyatı ile ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiyi tatmin eden bir fiyat açıklayacağını kaydetti. AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş gündem özelin konuğu oldu. Altaş TV Haber Müdürü Gökhan Gül'ün sorularını yanıtlayan Başkan Altaş, AK Parti Ordu Milletvekili Profesör Doktor Mahmut Özer'le Ankara'da yaptıkları bakanlık ziyaretlerini değerlendirdi. Selman Altaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla Sağlık Bakanlığı'ndan orduya 50 milyon liralık ödenek aktarıldığını belirtirken, yaklaşık 4 milyar lira değerindeki yatırımların da hızlandırılmasını sağladıklarını kaydetti. Turne olarak değerlendirirsek bunu, ilk turnemizde ordumuz için bakanlıklarımızdan çok ciddi yatırımlar aldık. Bunu eğer TL bazında bakarsanız yaklaşık 50 milyonun üzerinde bir nakit para civarı ordumuza hemen kazanımı sağladı. Eğer ikmal ihalesini, çevre yolu bağlantısı, hastanemizin çevre yolu bağlantısını, Çambaşı, Kabadüz ordu yolunu da dahil edersek yaklaşık 3-4 milyar liralık bir yatırım sürecini ordumuz için sağlamış olduk. Derdimiz dediğimiz gibi ordumuzun tüm problemlerini teker teker üzerine tik atarak artık sorun olmayacak hale getirmek. Bununla da emeği geçen özellikle Mahmut Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkan Altaş fındık fiyatı ile ilgili de konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiyi tatmin edecek bir fındık fiyatı açıklayacağını söyledi. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız için Karadeniz önemli bölgelerden bir tanesi. Karadeniz'in Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destek zaten ortada. Sayın Cumhurbaşkanımızın Karadeniz'e yaklaşımı da ortada. Fiyatlar bahçeye girilmeden veriliyor ve tatminkar fiyatlarla sezon başlıyor. 2022 yılında Levant fındık 52, Giresun fındık 53 TL'ydi. 2023 yılında 82,5 ve 84 lirayla başladı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Tabii bu anlamda kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ciddi çalışmaları oldu. Fındıkla alakalı fındığın toplanmasından işlenmesine kadar tüm süreçte ne kadar ilerlenebilir, daha kaliteli ürün veya daha maliyeti azaltıp karı yükseltecek şekle nasıl gelebilir hakkında ciddi çalışmalar oldu. Bu husustaki en önemli çalışmasıyı da biliyorsunuz. Biz TMO fındık fiyatı açıkladıktan sonrasında bir firma bir fiyat daha açıklıyordu. Artık bu fiyatı açıklayamayacak bu firma. En önemli kazanımlarımızdan bir tanesi de bu. Sayın Cumhurbaşkanımız bir fiyat söylüyordu. Bu fiyatın peşine ekstradan bir fiyat ortaya girip piyasa bir allak bullak oluyordu. Bunu artık ortadan kaldırdı. Burada da kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bakanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tabii çalışmanın
Bir diğer tarafı da meclis tarafında. Dediğimiz gibi az önce de bahsettim, kıymetli milletvekillerimizden hem İbrahim Ufuk Kaynak vekilimiz, Mustafa Marat vekilimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi vekilimiz, Naci Şanlıtürk vekilimiz. Bu anlamda komisyon çalışmalarında bir fiil faaliyet gösterdiler ve önemli sorunlarımızı dile getirdiler. Bizim fındıkla alakalı önemli sorunlarımızdan bir tanesi başka illerde de bunların dikim alanlarının artması. Bunun önüne geçilebilmek adına çalışmalar gerçekleştirdi. Fiyatın belirlenmesi adına tavsiyeler de bulunuldu. İstenilen halkın beklediği, vatandaşın beklediği fiyat belirtildi. Tabii en nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız bir fiyat açıklayacak. Tarım ürünleri ne biliyorsunuz ciddi önem gösteriyor. Fiyatları birçok fiyatı kendi açıklıyor. Tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız Karadeniz onu üzmediği, Ordu onu üzmediği için de o da Ordu'yu üzmeyecektir ve tatminkar bir fiyat açıklayacaktır. AK Parti Samsun İl Teşkilatı Ordu İl Teşkilatı'na ziyaret gerçekleştirdi. Ordu'ya gelen Samsun Teşkilatı'nı AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve Yönetim Kurulu karşıladı. AK Parti Samsun İl Teşkilatı'ndan Ordu İl Teşkilatı'na iade-i ziyaret. Ordu ve Samsun arasındaki il teşkilat bağlarının güçlendirilmesi adına Ordu'da program düzenlendi. Ordu'ya gelen Samsun Teşkilatı'nı AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve Yönetim Kurulu karşıladı. Program kapsamında ilk olarak Rüsumat No. 4 gemisi ziyaret edildi. Geminin tarihinden bahsedildi. Yolu boyunca bir sürü tehlikeyle karşılaşıldı ve geminin kaptanı Mahmut Gökborak, hiç kimse geminin varlığından haberdar olmasın, o cephane savaş cephesine ulaştırılsın diye. Program Rüsumat No. 4 gemisinin ardından sahil turu ve teleferikle Boztepe gezisiyle devam etti. AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, teleferik ziyareti sırasında yaptıkları açıklamalarda bu birliktelikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Biz geçtiğimiz ay AK Parti Ordu İl Yönetimi olarak Samsun İl Başkanımızı misafiriydik. Sağ olsunlar, bizi orada çok güzel ağırladılar. Bu ayda biz ev sahipliğini üstlendik. Kıymetli başkanlarımızı davet ettik ilimize. Az önce Rüsumat No. 4 gemisini gezdik rehber eşliğinde. Rüsumat gemimizin hikayesini hep beraber dinledik. Şimdi de ordumuzun güzide eserlerinden biri olan teleferikte de Boztepe'mize çıkıyoruz. Ben kıymetli başkanlarımıza tekrardan hoş geldiniz diyorum. Kıymetli il başkanımız Selman Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kadın Kolları Başkanı'na, onun yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bugün ordunun misafiriyiz. Hakikaten öncelikle böyle bir karşılıklı ziyareti Selman Başkan başlattı. Biz bundan çok büyük bir memnuniyet duyduk. Samsun'da ağırladık. Bugün de iade-i ziyaret olarak Ordu'dayız. Program son olarak Ordu-Samsun Ortak İl Yönetim Kurulu toplantısıyla devam etti. Toplantıda konuşan AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, ikincisini gerçekleştirdikleri Ortak İl Yönetim Kurulu toplantısı kapsamında iki şehir arasındaki dostluk ortamının artırılmasının yanı sıra ticari ilişkilerinde pekiştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Samsun ve Ordu birbirine hem coğrafik, hem ekonomik, hem de aile bağları itibariyle birbirlerine komşu ya yakın iller. Bu anlamda başlatmış olduğumuz il toplantıları, ortak il toplantıları kapsamında ikincisini gerçekleştiriyoruz. İade-i ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bu işin tekrardan hem komşu illerimizle özellikle de Ordu-Samsun arasında sürekliliğini, devamlılığını gönülden istiyorum. AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ise bu nazik davet ve hoş karşılamadan dolayı İl Başkanı Selman Altaş ve Yönetim Kurulu'na teşekkür etti. Çok sevgili dostum, çok sevgili kardeşim, Ordu İl Başkanımız Selman Altaş Başkanıma, öncelikle ev sahipliği için, onun kıymetli yol arkadaşlarına, Kadın Kolları Başkan Vekilimiz, Yeni Çiçeği Burnu'nda Gençlik Kolları Başkanımız, çok kıymetli İl Yönetim Kurulu üyesi ve İl Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, bizi bugün Samsun İl Başkanlığımızı ki heyetimizle beraber bizleri bugün ağırladınız. Ev sahipliğinizden dolayı canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Bu bakımdan Ordulu ve Samsunlu olmak bizim için gerçekten ayrıcalık. Memleketlerimiz çok güzel memleketler. Ordu, Karadeniz'in incisi. Gerçekleştirilen program hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan asker eğlencesi kavgayla bitti. İki grup arasında çıkan arbede sonucunda bir kişi yaralandı. Asker eğlencesi kavgayla bitti. Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam askere gidecek bir genç için eğlence düzenlendi. Düzenlenen eğlence ise gecenin ilerleyen saatlerinde istenmeyen olaylarla son buldu. Asker eğlencesinde iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan arbede sonucundaysa bir kişi yaralandı. Mahalle sakinleri tarafından emniyet güçlerine haber verilmesi üzerine ekipler olay yerine gelerek kavgaya müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda iki grup gencin de alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler il genelinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda ekipler 9 ilçede faaliyet gösteren marketlere yönelik gramaj, etiket ve fiş kontrolüne yönelik denetimler yaptı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğu tespit edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan iş yerleri hakkında yasal işlem başlatılırken son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi. Devam ediyoruz. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, 2024 yılı için fındıkta açıklanan tahmini rekolteye tepki gösterdi. Başkan Akça yaptığı paylaşımda Türkiye genelinde açıklanan 717 bin ton rekoltenin gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Ordu'da ve tüm Türkiye'de fındık için tahmini rekolte çalışmaları tamamlandı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucundaysa Türkiye genelinin 2024 yılı tahmini rekoltesi açıklandı. Buna göre Ordu için 202 bin ton, Türkiye için de 717 bin ton fındık rekoltesi beklendiği açıklandı. Açıklanan tahmini rekolte tartışmalara neden oldu. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise açıklanan rekolteye katılmadığını belirtenlerden oldu. Dağdaki fındığın %30'unun boş olduğunu iddia eden Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, bu dağdaki fındığın da ben iddia ediyorum en az 125'i ile %30 arasındaki miktar boş ve kokarca zararlısıyla zarar görmüş. Filiz kurdu zararlısından zarar görmüş, kuraklıktan dolayı zarar görmüş durumda. Kahverengi kokarcadan dolayı zarar görmüş ürünler var. Bu yüzden açıklanan rekolte gerçekleşmeyecek dedi. Akça rekoltenin 650 bin tonu geçmeyeceğini söylerken fındıkla müthiş bir dökülme var. İşte bizim bahsettiğimiz döllenme sıkıntısı çeken ürünler dökülüyor. Bir de beşli potaklarda, dörtlü potaklarda, üçlü potaklarda sağlam olan bir ikisinin haricinde boş olan fındıklar da var ve bunlar dalda duruyor. Hiç kimse kendini kandırmasın. Bu sene resmi olarak tahmini 717 bin ton olarak belirlenen rekoltenin ben 650 bin tonu geçeceğini düşünmüyorum ifadelerini kullandı. Bir kilo fındığın üreticiye maliyeti belli oldu. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy bir kilo fındığın üreticiye maliyetini 150 lira 57 kuruş olarak açıkladı. Şensoy refah payı eklendiğinde ise fındığın 210 TL'den satılması gerektiğini söyledi. Fındık hasat sezonu öncesinde üreticinin en çok merak ettiği sorulardan biri yanıt buldu. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy fındık hasat zamanı öncesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği fındık maliyet analiz çalışmasını bu yılda tamamladı. 2024 fındık maliyet analiz çalışması yaklaşık 3-4 haftalık bir periyot halinde arazi çalışmaları, sonradan ham rakamların masa başında matematik çalışmalarıyla beraber dün gece itibariyle sonuçlandırdık. Yetiştirme masrafları, gübreleme masrafları, bitki koruma ürün maliyetleri, yabancı ot mücadelesi, hasat masrafları, daha sonradan da hesaplamalar şekliyle maliyet analizini sonuçlandırdık. Ziraat mühendisi Haluk Şensoy 1 kilo fındığın üreticiye maliyetinin 150 lira 57 kuruş olduğunu açıkladı. 12.800
50 lira dönüme maliyeti biz ne yaptık? Dönümde aldığımız miktara bölünce bizim, evet önemli bir rakam, reel rakamımız. Üreticimiz Ordu ilinde 1 kilo fındığı yetiştirmek için kendi cebinden 150 lira 57 kuruş masraf etmektedir. 1 kilo fındığı yetiştirmek için Ordulu fındık üreticileri 150 lira 57 kuruş masraf yapmaktadır. Şensoy refah payı eklendiğinde ise fındığın 210 Türk lirasından satılması gerektiğini söyledi. Tüm piyasanın, özellikle üreten kesimin ve vicdanlı kesimlerin, ürün ve üretici diyecek olan kesimlerin kesinlikle sahip çıkacakları rakam 210 liradır. Şensoy Ordu'da fındığın tahmini rekortesini de kendi hesaplarına göre açıkladı. 190 bin ton Ordu genelinde fındık olacak. Bunun karşılığında Ordu'da dönüme 85 kilo 35 gram fındık düşmekte dönümde. Tabii ortalamamız çok düşük. Gönül ister ki bu 120 kilolara, 130 kilolara çıksın. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, Ordu Valisi Muammer Erol'u ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle şehrin kültürel mirasını koruma ve uluslararası alanda tanıtma çabalarını desteklemeyi hedefledik dedi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Sultan Raev, Ordu Valisi Muammer Erol'a ziyaret gerçekleştirdi. Raev, valilik binası giriş katında şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Raev, Ordu'yu ziyaret etmek, bu güzel şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini yakından görmek ve deneyimlemenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Bugün burada olmaktan büyük bir memnuniyet diyorum. Ordu'yu ziyaret etmek, bu güzel şekilde kültürel ve doğal zenginliklerini yakından görmek ve deneyimlemek benim için büyük bir onur oldu. Ordu'nun misafirperver ve güzellikleri ziyaretimi unutmaz kıldı. Raev, gelecek nesillere mirası aktarmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Ordu'da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlere şehrin kültürel mirasını koruma ve uluslararası alanda tanıtma çabalarını desteklemeye hedefledik. Burada gördüğümüz ilgi ve alaka biz değerinden etkiledi. Şehrimizin sahip olduğu potansiyel ve kültürel zenginlikleri Türk dünyasının ortak mirası için büyük önüm taşıyor. Bu vesileyle Ordu halkına ve yerel yöneticilere, misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. Gelecek nesillere bu güzel mirası aktarmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Raev daha sonra Vali Erol'la makamında bir araya geldi. İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı'nda bugün görev değişimi yaşandı. Eski İl Başkanı Melikşah Murat Genç görevini Fatih Titiz'e devretti. İYİ Parti Ordu İl Başkanlığı'nda görev değişimi gerçekleştirildi. Eski İl Başkanı Melikşah Murat Genç görevini Fatih Titiz'e gerçekleştirilen törenle devretti. İl binasında düzenlenen devir teslim töreninde partililer de yer aldı. Melikşah Murat Genç yeni başkan Titiz'e görevinde başarılar diledi. Bizler de elimizden geldiğince kendisine yardımcı olmaya çalışacağız. Biz buradayız. İyi Parti'nin kuruluşundan beri emeği olan arkadaşlar olarak bu partiyi daha yukarılara taşıması için de kendilerine yardımcı olacağız. Görevinde başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Yeni İl Başkanı Fatih Titiz yaptığı konuşmada proje ve hedeflerini açıkladı. İYİ Parti'nin yeni bir oluşuma başladığını belirtti. Bugünden sonra da bu oluşumu devam ettireceğiz. 19 ilçede de bu oluşumu sürdüreceğiz inşallah. Melikşah Başkanım sağ olsun, İl Başkanlığı'nı bize devrederken bu olgunlukla, samimiyetle, arkadaşlığıyla beraber bize bu görevi devrediyor. 19 ilçede de yapılanmamız olacak. Daha iyi, daha başarılı ekiplerle daha güzel yerlere geleceğiz.
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu beklentiler doğrultusunda politika faizini %50'de sabit tutulmasına karar verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek %50'de sabit tuttu. Merkez Bankası Haziran ayında da faiz oranını %50 düzeyinde sabit bırakmıştı. Devam ediyoruz. Akkuş Belediyesi'nin kendi enerjisini üretmek ve belediye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kurduğu güneş enerji santrali bir yılda 840 megawatt enerji üretti. Akkuş yenilenebilir enerjide merkez haline geldi. Akkuş Belediyesi tarafından ilçenin Gökçebayır Mahallesi'nde 13.500 metrekarelik alana 2.376 panel kullanarak kurulan güneş enerji santrali üretime devam ediyor. 2021 yılında kurulan güneş enerji santrali bir yılda 840 megawatt enerji üretirken 3,2 milyon TL'de gelir getirdi. Akkuş'un yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin bir yer olduğunu söyleyen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, doğaya zarar vermeyen, doğa dostu enerji üretimi konusunda Akkuş'umuz bir merkez konumunda. Şu anda ilçemizde hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerji santrallerinden toplam 55 megawatt enerji üretiliyor. Kendi enerjimizi üretmek ve belediye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında kurduğumuz güneş enerji santrali bir yılda 840 megawatt enerji üretirken 3.2 milyon TL'de gelir getirdi dedi. Doğa dostu enerji üretimi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Demirci, bu yılın sonunda ilçemizin Karaçal Mahallesi'nde 20 megawatt kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurulması için çalışmalar başlayacak. Yapılacak yeni yatırımlarla ilçemizde günlük 100 megawattın üzerinde enerji üretilmesi planlanıyor. Bu yatırımların da hayata geçmesiyle Akkuş, Ünye, Çaybaşı ve İkizyön'ün tamamının enerji ihtiyacını karşılamış olacağız ifadelerini kullandı. Ordu'da yolda seyir halindeyken ambulansın geldiğini gören sürücüler yol vermek için refüje çıktılar. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Bu görüntüler Ordu'da kaydedildi. Ordu'da ambulansa yol vermek için refüje çıkan sürücüler takdir topladı. Ordu'da yaşanan bir olay trafikte duyarlılığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yolda seyir halinde olan sürücüler acil bir durumda olan ambulansın siren sesini duyunca büyük bir fedakarlık örneği sergilediler. Ambulansın hızla yaklaştığını fark eden sürücüler zaman kaybetmeden aracın geçişine yardımcı olabilmek için refüje çıktılar. Sürücülerin bu hızlı ve bilinçli hareketi olası bir hayat kurtarma operasyonunun kesintisiz devam etmesini sağladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları sürücülerin bu duyarlı davranışını övgüyle karşıladı. Bu tür örneklerin artması trafikte duyarlılığın ve bilinçli davranışların yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor. Ordu'da yaşanan bu olay topluma örnek olacak nitelikte bir davranış olarak hafızalarda yerini aldı. Fatsa'da yaz Kur'an kursunda dini bilgilerin yanı sıra çocuklara sokak ve internet tuzaklarından nasıl uzak durmaları gerektiği de öğretiliyor. Fatsa'da çocuklara hem dini bilgiler veriliyor hem de sokak ve internet tuzaklarından nasıl uzak durmaları gerektiği de öğretiliyor. Bunu kafada tutacağız. Sefaköy Mahallesi Camii'nde yaz Kur'an kursunda öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Sefaköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Kaynaroğlu bu yaz döneminde mahallelerinde iki erkek bir kadın hoca tarafından üç grup halinde Kur'an ve dini bilgiler eğitimi verilmeye devam edildiğini belirtti. Kız erkek olarak üç ayrı hocamızla beraber yaz kursları yaptık. Gayet başarılı bir sezon gidiyor.
Çocuklar memnun, hocalarımız memnun, biz de memnunuz. Çocuklara, öğrencilerimize başkanımız Kur'an-ı Kerim hediye etti. Başkanımız Ethem Kibar'a çok teşekkür ediyorum. Sefaköy Kur'an Kursu din görevlisi Ömer Bilgü ise çocuklara Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerin yanı sıra okulda, sokakta, caddede nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitimler verdiklerini de söyledi. Dini bilgileri öğretiyoruz. Aynı zamanda bunun yanında bununla kalmıyoruz. Sokakta yaşamasını, okulda yaşamasını, evinde yaşamasını, sokakta, caddede ahlaki açıdan tuvalete girerken, çıkarken, büyüğünün küçüğünün yanında hangi şekilde hareket etmesi gerekiyorsa biz her türlü bilgiyi bunlara veriyoruz. En önemlisi sokaklarda, okullarda tuzaklara düşmemelerini, internette bazı tuzaklara düşmemelerini, ailelerine karşı nasıl olmaları gerektiğini, büyüklerine, küçüklerine karşı nasıl olmalarını gerektiğini, her türlü sahada tehlikelerin ne olduğunu birebir biz çocuklarımıza dini açıdan da normal sosyal açıdan da teker teker bunlara açıklıyoruz. Kur'an kursuna katılan çocuklarsa kursta çok iyi zaman geçirdiklerini söyleyerek öğretmenlerine teşekkür etti. Hocalarımız da hani çok iyi, bize ikramlarda bulunuyor. Burada arkadaşlarımız, biz her sene toplanıyoruz. Çok güzel birlikte vakitler geçiriyoruz. Ziraat mühendisi İbrahim Hakan Günden fındık üreticisine bir uyarı geldi. Gün yaptığı açıklamada bahçede bakım yaparak bahçeden çıkarılan dip sürgünlerinin yol kenarına atılması yerine gübre haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Fındıkta hasada artık sayılı günler kaldı. Hasadın yaklaştığı bu günlerde ise üreticiler deyim yerinde ise bahçelerde yatıyor. Kimi üretici dip sürgünlerini alıyor, kimi üreticilerse ot vurma işlemlerini gerçekleştiriyor. Bahçemiz tabii ki harmana hazırlık yapıldığı için, aslında hasata hazırlık yapıldığı için bahçelerde şu anda temizlik yapılıyor. Aslında çok önermediğimiz bir zamanda dip sürgünü temizlenip bahçeler tırpan yapılıyor. Biz normalde yılda 2-3 kere dip sürgünü alınmasını öneriyoruz. Ancak üreticiler bahçelerine bakım yaparken bazen bahçeden çıkardığı dip sürgünlerini yol kenarına ya da su akarlarına atabiliyor. Bahçenin dışına atılmış. Yani bahçenin dışında, burası da bir su kanalı. Yarın yağmurla belki bu su kanalına oradan karışarak buradan suyun akışı engellenecek. Ziraat mühendisi İbrahim Hakan Günse üreticilere çağrıda bulunarak dip sürgünlerinin bahçeden çıkartılarak yol kenarına atılması yerine gübre haline getirilmesinin daha yararlı olduğunu söyledi. Dip sürgünü başka türlü değerlendirilebilir mi? Kesinlikle değerlendirilebilir. Normalde aslında alınma zamanı bu zaman değil ama şimdi bile bahçede bu dip sürgünleri öğütülerek ya da tırpandan sonrası ya da harmandan sonrasında öğütülerek gübre olarak bekletilebilir. Kavsakla karıştırılabilir. Bahçenin diğer atıklarıyla birlikte karıştırılabilir. Dip sürgünlerini bu şekilde bahçeden çıkartmak aynı zamanda bahçeden öz suyun çıkartılması demek. Yani bu da ne demek? Aslında kuraklığa daha maruz bir hale bırakıyoruz demek bahçeleri. Ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde yeniden görüşene dek mutlu günler.